Merhaba arkadaşlar. Bugün ben Almanya'dayım, Berlin'deyim ve ben Türkiye'yi çok özledim. O yüzden bugün büyük Türk yemek turu yapmak istiyorum. Ben yalnız değilim, en iyi arkadaşım Nok ile birlikteyim. Çok özledim seni. Nok Berlinli ama Türkçe biliyor değil mi? Evet. Şimdi beraber. İster inanın, ister inanmayın ama Berlin'de çok Türk kafe ve restoranı var. Oraya gidiyoruz şimdi ve biz kontrol ediyoruz. Yemek lezzetli mi? Otantik mi? Türkiye'deki gibi mi? Hadi bakalım. Onlar bizi tanımaz. Söyle. Wie so ein Alman. Du bist ja auch ein Alman. Kreuzberg. Sadece Berlin'in bir mahallesi değil, aynı zamanda yaşamın odak noktası. Birçok kültür burada buluşuyor. Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk kökenli göçmen yaşıyor. Yarısının Alman vatandaşlığı var. Bugün Berlin'deki Türk mutfağını keşfetmek istiyoruz. Çok güzel. Yolculuğumuz bizi Kreuzberg'deki 4 Türk restoranına götürüyor. İlk ziyaret edeceğimiz yer Balkaymak Simit Evi. Nok bu yer çok seviyor ve oraya gidiyoruz şimdi çünkü burada çok güzel kahvaltı var. Hadi gidelim. Mekanın Google'da çok iyi yorumları var. Mesela her şey taze ve lezzetliydi. Garson çok kibar ve güler yüzlüydü. Ve Berlin'deki en iyi Türk kahvaltı mekanlarından biri ve bana güvenin çoğunu denedik. O yüzden çok heyecanlıyız. Gidiyoruz şimdi. Son nefes, son bakış, yandım tükendim. Menü var. Çok heyecanlıyız. Değil mi? Heyecanlı mısın? Evet. Hadi ya. Ne var burada? Menü çok büyük. Çok şeyler var. Ama biz gerçek Türk kahvaltısı denemek istiyoruz. Ve burada var serpme kahvaltı. Ha, Türkçe yazıyorlar. Çok iyi. Ben Türkiye'de gibi hissediyorum şimdi. Ne var burada? Serpme kahvaltı. 27 euro için ve balkaymak gün keyfi köy kahvaltısı var. Aha, çok ilginç. Balkaymak peynir falan var. Ya çok şeyler var kahvaltı için. Ne istiyorsun? Sakma serpme kahvaltı. Serpme kahvaltı. Tamam. Serpme kahvaltı sipariş ediyoruz. Çay çok önemli. Gerçek bir çay. Türk kahvaltısının en iyilerinden biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Menüde çok şey var. Çorba var. İşkembe çorbası. Kelle paça çorbası. Mercimek ve mantı var. Ve soğuk içecekler var. Serpme kahvaltı. Balkaymak. Bir tane balkaymak. Ja, evet. Balkaymak ve menemen. Menemen. Acısız. Acısız. Tamam. Sucuk pastırma olsun mu? Bitti mi sucuk? Sucuksuz. Ne? İçecek ne alırsınız? Çay. Çay? Auch çaysı var. Nerelisiniz? Kahramanmaraş. Çok güzel. Ben her zaman söylüyorum ben de Kahramanmaraşlıyım. Ama Berlin, evet Berlin'deyim. Biliyor musunuz? Gittiniz mi oraya? Hiç gitmedim ama gitmek istiyorum. Ama Kahramanmaraş'ı seviyorsunuz. Evet, Kahramanmaraş dondurması. Çok güzel. Çok güzel ya. Kahramanmaraşlı Berlin'de. Çok heyecanlıyım şimdi. Serpme kahvaltı gerçekten çok pahalı burada. 27 euro bir kişi için. O yüzden 2 kişi için 52 euro. Serpme kahvaltı 2 kişi için. Gerçekten pahalı o yüzden. Şimdi sadece küçük bir kahvaltı sipariş ettik ve bir menemen ve çay. Bekliyoruz şimdi. Sadece bir tabak var senin için. Bak. Ne ile başlıyoruz? Simit. Simit nasıl? Simit çok önemli. Oo, simit güzel. Çok güzel. Lezzet. Çok lezzetli. Bence bu simit gerçekten Türkiye'deki gibi. 10 numara. Bir önce Nok Türkiye'ye gitti. Bu da beni ziyaret etti. Ve biz çok yemek yedik. Türk kahvaltısı biliyorsun, simit biliyorsun. Hepsi biliyorsun değil mi? Evet. Simit nasıl? Simit çok güzel. Ben de aynısını düşünüyorum. Şimdi menemen deniyoruz. Acısız menemen söyledim. Bakalım. Güzel görünüyor. Çok domates var, yumurta var ve otantik mi? Türkiye'deki gibi mi? Lezzetli mi? Ekmeksiz denemem lazım. Bence farklı. Aynısını değil. Bence aynısını. Gerçekten. Bence değil. Bence çok farklı. Çünkü burada farklı baharlar var. Ve bence çok farklı çünkü biraz acılı ama acısı söyledim. Ve biraz farklı yani. Nasıl bilmiyorum ama farklı. Çünkü Türkiye'de menemen daha yumurtalı tadı var bence. Ama güzel. Fena değil. Güzel tadı. Belki farklı yumurta var. Farklı şey var. Almanya'da. Biraz farklı ama güzel. Güzel. Şimdi bal kaymak deniyoruz şimdi. Burada kaymak ve bal var. Çünkü Almanya'da çok bal var. Türkiye'de çok bal var ama biliyorum farklı. Ya insanlar çok Türkçe konuşuyor burada. Çok güzel. Ama burada kaynak biraz daha yumuşak. Bak. Kaymak yumuşak. Türkiye'de daha sert ama tadı aynısını. Şimdi biliyorum çünkü bir şey yok ve kahvaltı için çok önemli. Domates ve salatalık yok. Çünkü Türkiye'de çok peynir, salatalık ve domates gerekli. Bu ne ya, sadece bir tane var. Ama burada domates, salatalık yok. Peynir çok var ama nasıl yiyebilirim ya? Genellikle peynir ve domates, salatalık ile yiyorum. Burada sadece bir domates var. Yumurta sucuklu denemek istiyorum. Burada sucuk var. Evet, sucuk çok güzel. Türkiye'deki gibi. Bence bu sucuk Türkiye'de aldım. Güzel mi? Bence de güzel. Kaymak güzel, sucuk güzel, yumurta güzel, menemen güzel, biraz farklı ama simit 10 numara. Şimdi Türk puan veriyoruz. Bu yer otantik mi? Gerçek Türkiye'deki gibi mi? Lezzetli mi? O yüzden şimdi 10 üzerinden biz puanla veriyoruz. Sen birincisin. Ben bakmıyorum. Tamam. Tatlı olmayacağız. Hazır mısın? Tamam. 1, 2, 3. 9. Çok iyi. Neden 9? Ich habe eine 9 gegeben, weil das Essen sehr authentisch war, bis auf Tomaten und Gurken. Çok iyi. Ben 8,5 verdim. Çünkü bence bu menemen gerçekten farklı. Yani Türkiye'deki gibi değil. Ve domates, salatalık nerede görmedim. Ama bence bu yer çok otantik görünüyor. Yani sandalye, masa gerçekten Türkiye'deki gibi. Ve çay çok güzeldi. Şimdi gerçek Türk restorana gidiyoruz. Adı Konyalı. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi hesabı geliyor. Hesabı alabilir miyiz? Tabii ki. Tamam. Şimdi büyük hesabı geliyor. Sen ödüyorsun, tamam? Tamam. Teşekkürler. Tamam, ne kadar? Bay kaymak kahvaltı 15 €. Menemen 9 € ve 2 çay 3,5 €. O yüzden toplantı 28 €. Yani Almanya için normal bir fiyat. Çok pahalı değil, çok ucuz değil. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Tamam, Konyalı gidiyor. I spend my days in despair. For in my mind you're still there. şimdi Kotbus'a Tor. Ha burada Kreuzberg merkezi var. Ah, şimdi gerçekten Kreuzberg merkezindeyiz. Burada çok Türk kahve restoran var. Ya burada küçük İstanbul gibi. Burada İstanbul Market var, Konyalı, Kreuzberg merkezi, cennet gibi. I count the days since you've been gone. Wasn't it somehow, someway? Bir video çekiyorum. Ne videosu? Türk yemek Almanya'da hakkında. Sen Alman mısın? Evet Almanım ama Türkiye'de yaşıyorum. Nerede yaşıyorsun? Geziyorum İstanbul'da genellikle. İstanbul'da? Evet. Aksa... Çekebilir miyim? Çekebilirsin. Tamam, teşekkürler. Burada çok güzel yemek var. Ben Konya'ya hiç gitmedim ama biliyorum Konya etli ekmek çok meşhur değil mi? Güzel burada mı? Evet. Tamam. Ha güzel. O zaman bir Konya etli ekmek lütfen. Tamam. Bir Adana kebap. Yiyecek misin? Evet, tabii ki. Beraber mi yiyeceksin? Evet, beraberiz. Tamam, okey. Siz nerelisiniz? Ben Konyalıyım. Arkadaşım Urfalı. Aa, Urfa. Ben Urfa'ya gittim. Ben Türkiye'deki her şehri geziyorum. Her şehir hakkında bir video çekiyorum. Tamam heyecanlıyım. Teşekkürler. Teşekkürler. Atmosfer nasıl? Çok güzel. Evet bence de çok güzel. Türkçe müziği var burada. Oo çok iyi. Ne güzel. Ist das etli ekmek? Mevlana. Bu Mevlana. Aa Mevlana. Çok peynir var bunun. Ha. Ne zaman Almanya'ya gittiniz mi? Geldiniz mi? 10 yıl önce geldim. Oh, bu bardak gerçekten otantik. Şerefe. Ah, güzel. Bu, teşekkürler. Wow, bu etli ekmek. Çok fazla gerçekten. Bu 7 euro için ve ayran bence çok güzel. Türkiye'deki gibi. Ayran çok güzel değil mi? Etli ekmek Konya'da çok meşhur. Ve şimdi deniyoruz. Hazır mısın? Tamam. Bir limon var, maydanoz var. Beraber yiyebiliriz. Es darf natürlich nicht runterfallen. Haben die das gesehen? Ja, er lacht. Şimdi Adana kebap geldi, etli ekmek geldi ve burada soslar var. Çok ilginç benim için çünkü Türkiye'de soslar genellikle yok. O yüzden çok şaşırdım. Bu çok özel Almanya'da. Çünkü burada çok sos var. Bu sarımsak sosu ve acılı sosu. Yani bu etli ekmek ile yiyebilirsin veya Adana kebap ile ama ben istemiyorum. Etli ekmek limonla. Ve biraz maydanoz. Çok şıktır. Bence çok lezzetli. Türkiye'deki gibi. Bence etli ekmek çok otantik ve bu ayran aynısını Türkiye'deki gibi. Ama şimdi Adana kebap deniyoruz. Urfa kebabı ve Adana kebabı var. Adana kebap biraz daha acılı. Nasıl görünüyor? Bence biraz farklı görünüyor. Et biraz farklı, burada biraz daha kırmızı. Türkiye'de daha kahverengi gibi. Evet, biraz acılı. Evet, acılı ama güzel. Tadı çok lezzetli. Bence biraz farklı ama. Ja. Farklı. Evet, aynısını söyledi. Bence et tadı Türkiye'de daha ağır. Burada biraz hafif ama ve pilav burada daha yumuşak. Türkiye'de pilav biraz daha kuru. Burada ıslak pilav var. Ve salata Türkiye'deki gibi aynısını görünüyor. Adınız ne? Ben Franziska. Ne? Fatoş. Fatoş. Evet, salata güzel. Türkiye'deki gibi. Çünkü soğan var, domates var, bahar aynısını güzel. to please. Acılı mı? Acısız. Okay. Nein, ich würde es hören. Çok tatlı, çok beğendim. Gerçekten Türkiye'deki gibi, Türkiye'deki gibi. Adana kebap biraz farklı ve sosla bu ne bilmiyorum. Bu ne ya? Türkiye'de var mı sosla? Natürlich var. Yok ya. Var. Sos ama Türkiye'de. Yani her dönercide yok ama yani onu yapan insanlar da var. Adana evet. Niye farklı biliyor musunuz? Türkiye'de tuzu yağ karıştırıyorlar. Biz karıştırmıyoruz. Aa evet. Onlar evet. Ağır geliyor Türkiye'nin eti. Aynen. Kuyruk yağı. Kuyruk. O yağ yok bizde. Türkiye'deki etler daha kaliteli. Aha gerçekten. Evet. Aa evet. Ama güzel. Ellerine sağlık. Evet abi. Yemeğinizi soğutmayın, yiyin. Evet, yiyoruz. Soğudu mu tadı olmaz. Yiyoruz ama çok güzel. Afiyet olsun. Lokve, ben uzun zaman önce tanıştık. Sen hikayemiz anlatabilir misin? Evet. 18 yıl önce okulda tanışmıştık. Sen tam bir kaybedendin ve ben yalnızdım. Takım olmaya karar verdik. Sonra Hisla en iyi arkadaş olduk. En iyisi sensin, seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Şimdi Türk puanlar veriyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Ben başlıyorum şimdi. Bu yer otantik mi? Lezzetli mi? Türkiye'de gibi mi? Bakalım. Bakma. 1, 2, 3. Ben 9,5 verdim çünkü bence bu yer gerçekten Türkiye'deki gibi. Ben Türkiye'de gibi hissediyorum çünkü yemek çok otantikte. Sadece soslar bence yani gereksiz ama hepsi çok güzeldi, çok lezzetliydi. Ayran en iyi ayrandı. Ve insanlar burada çok nazik, Türk müziği var, hepsi Türkiye'deki gibi var. Sen neden 8,5 puan verdin? Etli ekmek war sehr authentisch. Çok otantikti. Genau. Adana, ja. Hätte noch authentischer sein können. Adana, evet, ama daha otantik olabilirdi. Und der Reis war für mich zu nass. Yani pilav beğenmedi. Soße ist nicht so authentisch, aber sehr, sehr lecker. Soße authentik değil ama çok lezzetli. Ja, und Salat sehr top. Und Ayran, hausgemachter, sehr, sehr lecker. Evet. Efya Pümme, Ayran. Hadi, şerefe. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Çünkü biz Kreuzberg'teyiz. Çok sorun var burada. Şimdi çiğ köfte bir yere gidiyoruz. Hesabı alabilir miyiz? Evet, hesabı lütfen. Bitiremediniz, yiyemediniz. Ya paket yapabilir miyiz? Çünkü tabii bugün ki çok restorana gidiyoruz. Tamam, paket Türk yapayım bunu. Evet. Sonra siz acıktığınızda yersiniz. 7, 20, 24 euro. Tamam. Kartla ödeyebilir miyim? Tamam. Sadece nakit. Orada mı yaşayacaksın artık? Evet. İstanbul'da 3 yıl. İstanbul'da yaşayacaksın. Oradan da evlenirsin artık. Ya bir gün inşallah. Bir gün inşallah. Lahmacun, İskender var burada. Tadım, Kreuzberg merkezinde. Ama biz çiğ köfte yemek istiyoruz. Burada çiğ köftem var. %100 vegan. Vegan bir yer. Einmal bitte posen. Gerüche rüß. Hallo. I count the days since you've been gone. One more time. Somehow, someway, life goes on. I took köfte aldık. 4 euro ödedik. Nasıl yaptığını gördüm ve bence güzel yaptı ama Türkiye'den farklı. Çünkü burada çok yeşil içerinde var ve çok nar ekşi sosu. Yani deniyorum şimdi. Bence tadı çok hafif. çok ağır değil çünkü Türkiye'de çiğ köfte gerçekten çok tadı var. Biraz acılı, çok baharlı. Burada biraz tadı yok. Nar sosu çok bu çiğ köftede. Çok sos var, çok yeşil ve çiğ köfte çok az. Bence daha çiğ köfte tadı ben istiyorum. Sen kimsin? Benim adım Nok. Ben Berlinliyim ve en sevdiğim yemek Türk yemekleri. Çok güzel. Şimdi Türk puanla veriyoruz çiğ köfte için. Sen başlıyorsun. Ben bakmıyorum. Ben yiyorum. 1, 2, 3. Aynısını düşünüyoruz. Evet, bence fena değildi, güzel değildi, çok kötü değildi gerçekten ama bence bu çiğ köfte benim tadım için değil. Yani bilmiyorum, ben gerçekten çok beğenmedim. Sen ne düşünüyorsun? Es hat mich nicht so überzeugt und es hat viel mehr nach dieser Soße geschmeckt, so Ketchup, tomatenartig, sauer. Şimdi nereye gidiyoruz? Künefe and baklava. Evet, baklava ve künefe denemek istiyoruz. Yani bir Türk tatlısı. Çok şey var burada. Hadi gidelim. Geldik, burada sönmez baklava var. Gaziantep. Tabii ki. Burada en güzel baklava var ve ben yalnız değilim. Şimdi baklava yiyoruz. Adın ne? İsmim Sezai Özçelik. Berlin'de yaşıyoruz. Burada baklava öğretiyoruz. Evet, çok güzel baklava burada. Adı Sönmez Baklava, Kreuzberg'te. Çok fazla baklava var burada ve künefe falan. Sen nerelisin? Ben aslen Gaziantep'liyiz. Berlin'de yaşıyoruz. Ne zaman Almanya'ya gittin? Almanya toplam gelelim 14 sene oluyor ama 6 aydan beri buradayım. Günlük sıcak tatlı üretiyoruz burada. Kendi imalatımız. Çıtır çıtır her gün burada taze müşterilerimize satış vaziyette. Ne güzel. Neden Almanya'da yaşıyorsun? Çünkü ben 3 yıl önce Türkiye'ye gittim. Evet. Almanya'da yaşam şartları çok daha güzel. Ekonomik konusundan konuşursak çok daha mantıklı burada yaşamak. Haricinde farklı bir şey söylemeyi istemiyorum. Yani burası daha tercih edilecek konumda şu an. Ve Türkiye'yi özlüyor musun? Türkiye'yi tabii ki özlüyoruz. Ne özlüyorsun? Her şeysini. Ortam olarak her şeysini. Ana vatanımız sonuç olarak yani özlem duyuyoruz. Ama yaşam şartları burada güzel olduğu için burada kalmak zorunda kalıyoruz. Tamam, ben çok heyecanlıyım. Baklava ve künefe deniyoruz şimdi. Buyurun, hangisinden başlayalım? Teşekkürler. Bu ve bu istiyorum. Tamam. Tamam. Kullar bizi tanımaz, sen aşkın biz kimiz? O Barış Manço. Evet, favori şarkıcım Barış Manço var burada. Çok mutluyum. Dışarıda çok soğuk, sıcak çayımız var. Ne güzel. Çay çok lezzetli. Bu tatlı gerçekten çok güzel görünüyor. Bu künefe kaymaklı ve dondurma yanında. Nok kaymaklı istiyor. Ben dondurmalı istiyorum. O yüzden bu gibi yaptık. Ve baklava var burada. 3 farklı şey var. Gaziantep'ten geliyor. Ama nerede yapıyorlar? Burada mı? Berlin'de. Ha. Bu baklava Berlin'de yapılır ve ben çok merak ediyorum. Tadı nasıl? Türkiye'deki gibi mi? Otantik mi? Lezzetli mi? Bakalım. Deniyoruz şimdi. Künefe ile başlıyoruz. Burada Barış Manço müziği var. Çok güzel. Künefeyi çok seviyorum. Benim en favori tatlı. Ve sen de çok beğeniyorsun değil mi? Ya. Çünkü Nok ve ben her zaman İstanbul'da beraber künefe yedik. Çok çok lezzetli, çok güzel. Dondurmalar denemek istiyorum. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli, çok beğendim. Hayattaki en tatlı bir şey baklava. Ben Türkiye'de çok baklavası denedim ama Almanya'da hiç denemedim. O yüzden ben çok heyecanlıyım. Bu baklava nasıl? Baklava cennetten tatlı bir parçası. Ama burası kadar iyi mi? Bakalım. Hangi denemek istiyorsun? Bu çok güzel görünüyor, çok fıstıklı. Bu sarma baklavası. Çünkü bu çok yeşil. Çok güzel. Ben bu yıl Gaziantep'e gittim. Oraya her baklavası denedim. Ve bu benim favori baklavam. Bu gerçekten çok otantik. Aynısını tadı. Bu kadayıf baklavası. Çok güzel. Bence bu tadı daha iyi. Sence bu tadı daha iyi. Yani gerçekten güzel. Ve bu nok baklava expertise. Çok güzel. Dann du mal du. Wow. Profesyonelsin. Güzel mi? Çok güzel. Çok güzel. Senin için. Künefe çok beğendim burada. Gerçekten çok otantik tadı ve bu yer harika bir yer. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tamam. Şimdi çok doyduk ve Türk puanla veriyoruz. Sen başlıyorsun. Otantik mi? Lezzetliydi mi? Türkiye'deki gibi mi? 1, 2, 3. Bu yer gerçekten harika bir yer. Bence en otantik bir yer şimdiye kadar. Hepsi tam Türkiye'deki gibi. Baklava on numaraydı. Künefe çok güzeldi. İnsanlar burada gerçekten çok nazik. Kalbi çok sıcak burada. Ve bu Berlin'de benim favori yerim. Sen ne düşünüyorsun? Sehr, sehr lecker. Gehe ich immer gerne wieder hin. Und beste Künefe. Evet, Künefe on numara. Biz baklava ve künefe için 11 euro ödedik. Bence iyi bir fiyat. Ve bugünkü Türk yemek turu sona erdi. Biz çok doyduk ve biz çok mutluyuz şimdi. Gerçekten güzel yere gittik. Çok lezzetli yemek yedik ve farklı bir yemek denedik. İzlediğiniz için herkese teşekkürler.